Önümüzde bir telafi içeceği var. Telafi içeceğini hocam diyor ki özellikle ödem ve şişkinlik hissettiğiniz günlerde yapabilirsiniz. Ve ben bunu acaba şunu ekleyebilir miyiz diye sormak istiyorum. Bir gün inanılmaz kaçırdık, çok yedik, iyi besleneceğimizi düşündüğümüz bir günde ama tam tersi çok kötü beslendik. Ve ertesi gün vücudumuzu kendimize affettirmek için kullanabileceğimiz bir içecek olabilir mi bu? Ta kendisi. Ta kendisi. Ta kendisi zaten adı üstünde Türkçesi telafi. Evet evet yani. Biz bunu arada bir, ben mesela ayda bir kere yapıyorum bunu mutlaka. Ayda bir kere yapıyorsun. Hiçbir şey yapmasam da vücudu çok güzel temizleyen, pazartesi günleri için şahane bir başlangıç içeceği. Ne var içinde? Semizotu var, salatalık var. Semizotu yerine ıspanak da olabilir. Hı hı. Elma var, kivi var, armut var, keten tohumu ya da chia tohumu var, tarçın var. Vanilya ekstresini özellikle koymalarını öneriyorum. Niye? Çünkü çok tokluk hissini arttırıyor. Tokluk vanilyanın hissini öyle artıyor. Bir koklaması da mesela, vanilya koklamak da insana tokluk hissi arttırıcı bir etkiye sahiptir. Çok aynen. Güzel. Ve suyla karıştırıyorsunuz. Bunu katı meyve sıkacağından sıkmalarını öneriyorum. Evet. Bu böyle bir büyük bardak oluyor. Aralarda da mesela sabahla öğlen arasına 5 badem. Öğlen tekrar bunu içtiler. Öğleden sonra bir 5 badem daha. Akşam tekrar bunu içtiler. Bir 5 badem daha. Şahane bir... Gibi bir gün geçirebiliriz. Bebek ıspanak şöyle bir tutam herhalde. Salatalık tabii, tabii. Bir tane, elma bir tane, kivi bir tane. Hepsini aynen. Bu şekilde hepsinden değil mi? Hepsinden birer tane evet. Keten tohumu ya da chia bir, da... Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli oluyor. Yeterli. Tarçın ve vanilya ekstresini mutlaka unutmayın. Çünkü tokluk hissi veriyor diyor. Blenderdan geçirebiliyoruz. Sabah öğle akşam içiyoruz. Aralarda da badem yiyerek... kendimizi vücudumuza affettirebiliriz diye düşünüyoruz. Katı meyve sıkacağı daha iyi blender de olur. De olabilir. Aynen, aynen. Peki şimdi yeni moda beslenme aslında bence ismi yeni ama beslenme olarak çok çok yeni değil. Ben de kendim nasıl beslendiğimle alakalı vejetaryen diyemiyorum, vegan hiç diyemiyorum. Normal beslenmiyorum, Akdeniz beslenmiyorum, nasıl besleniyorum diye merak ediyordum. Flexitarian beslenmeyi hocamızla konuşacağız. Nedir flexitarian beslenme? Şimdi flexitarian beslenme hayatında etten tamamıyla vazgeçemeyen insanların et ve et benzeri grubu bir tarafta böyle tutup daha çok plant based dediğimiz biz bitkisel kökenli proteini hayatına alıp sebzeyi ve meyveyi hayatına daha çok geçirdiği, paketli gıdaları çıkarttığı, evet, şeker ve tuzdan uzaklaştığı ama vegan ve vejeteryenler gibi hayır ben bunu yemeyeceğim, bu olmayacak diye kendini çok fazla sıkmadığı, evet, ama temelde sebze, meyve, kuru baklagil, tahıllar ve bitkisel proteine dayalı ama haftada bir ya da iki kere kırmızı etinde yediği, ben balığında yediği, evet, 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 böyle bir beslenme şekli. Peki bu beslenmenin bize faydalarını konuşacağız ama flexitarian beslenmenin ilkelerine şöyle bir hızlıca göz atalım. Siz de lütfen göz gezdirin. Çoğunlukla meyve, sebze, baklagiller ve tam tahıllar yeniyor. Hayvansal besinler yerine bitkilerden elde edilen proteinlere odaklanılıyor. Esnek olunur ve zaman zaman et ve hayvansal ürünler beslenmeye dahil edilebilir. En az işlenmiş ve en doğal gıdalar tercih edilir. İlave şeker veya tatlılar sınırlıdır. Sınırlı. Yok değil. Yok hiçbir değil, şey yasak değil, değil. Sınırlı. Ama peki o zaman flexitarian beslenme şekli hangi hastalıklara iyi geliyor? Yani ben bugünden sonra neden hayvansal proteini birazcık daha hayatımdan çıkarayım diye bir soru gelecek olursa izleyenlerimizden. İki boyutu var. Çok güzel, çok önemli. Buyurun. Bir tanesi diyabet gibi, tip 2 diyabet özellikle. Kalp damar hastalıkları, kanser gibi bizim en fazla insan ölümlerine neden olan hastalıkların tedavisinde hep yapılan araştırmalarla. İşte bu 450 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada tip 2 diyabete bu tarz beslenmenin iyi geldiği, özellikle kalp damar sağlığına iyi geldiği, kansere iyi geldiği gibi hep veriler geri alınmış. Onu söyleyeyim mi hocam? 11 yıl boyunca 45 bin yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma vejeteryanların vejeteryan olmayanlara kıyasla %32 daha düşük kalp hastalığı riskine sahip olduğu bulundu. Yani eğer herhangi bir kalp hastalığı riskimiz varsa, ailemizde böyle bir öykü varsa aslında flexitarian hem bizi yormayacak değil mi? Hiç hem de sağlığımıza sağlık atacak bir beslenme olabilir. Kilo kaybına etkisi nedir diye soruyorum. Paketlenmiş gıdayı kaldırıyorsunuz, tatlıyı kısıtlıyorsunuz, şekerli gıdayı kısıtlıyorsunuz, karbonhidratı çok tahıllı olarak rafine olmamış karbonhidrat almaya başlıyorsunuz, çok yağlı etlerden uzaklaşıyorsunuz. Böyle olunca da kalori kısıtlamasıyla zaten kilo veriyor. Ama en önemli şeyi bence flexitarian diyetin dünyadaki çevreye saygılı bir diyet.
Hocam siz biraz seçin ben devam edeyim tamam, dilerseniz. Tamam lütfen. Kilo kaybının etkisini şöyle açıklıyoruz. Bu tarzda beslenenlerin yüksek kalorileri, işlenmiş gıdaları sınırlaması ve tabii ki doğal olarak kalorisi daha düşük olan bitkisel gıdalarla tüketmesi kilo vermemize yardımcı oluyor. Peki ya şeker hastalarına etkilerini şöyle bir konuşalım. Bitki bazlı diyetlerin kilo vermeye yardımcı olması ve burası çok önemli, lif bakımından daha yüksek tabii besleniyoruz. Peki lif bakımından yüksek beslenmenin şeker hastalarına ayrı, bizim için de normal hiç hastalığı olmayanlar insanlar için de faydaları neler? Bir, aldığınız besinin kanınıza daha yavaş karışması ve tokluk hissinizin artmasına neden olur. Böylece daha çok acıkmayıp daha çok yemek yemek istemezsiniz. Birincisi bu. İkincisi, lif vücudumuzun süpürgesidir. Vücudunuzu temizler, mikrobiyatanızı, bağırsak sisteminizi doğru şekilde destekler. Hı hı. Üçüncüsü de lif sizin normal boşaltım sisteminizi sağlıklı şekilde tabii devam etmesini sağlar. Evet. Şimdi bu üçü böyle olduğu zaman tip 2 diyabeti nasıl tedavi ediyor yüksek lifli beslenme? Siz aldığınız besinin kanınıza çok hızlı karışmasını engellemiş oluyorsunuz. Hep beyaz ekmek, çok tahıllı ekmek arasındaki en önemli fark bu. Lif oranı yükseliyor. Lif oranı yükseldikçe vücudunuza girdiğinde tokluk hissini arttırıyor. Kan şekerinizi aynı seviyede tutuyor uzun süre. Uzun süre aynı seviyede kalıyor. Ama beyaz ekmek yediğimizde 20 dakika, yarım saat çok sonra çabuk, tekrar canımız çok çabuk sindiriliyor. Bir şeyler yemek istiyor ve acıkıyoruz. Peki kansere, bu beslenme tarzının kansere karşı etkisini özellikle hocam? Kolateral kansere karşı, yani kolon kanserine karşı çok iyi olduğu gözlemlenmiş. Çünkü ne kadar biz kırmızı et tarzı şeyi azaltırsak ve eğer bunu yerken yanında lif oranı yüksek bir besin alırsak, ki bu beslenme onu da öneriyor, lif oranı yüksek olsun diyor, bağırsaklarımıza uzun süre kalmayacak o problemli besinler. Anladım. ve azalacak alımı. O yüzden de özellikle kanser oranında bu tarz beslenenlerde düştüğü ya da kanser tedavisi esnasında hayvansal gıdayı azaltarak beslenen kişilerin daha iyiye gittikleriyle ilgili de yine bilimsel çalışmalarımız var. Flexitarian beslenme şeklinde dikkat edilmesi gereken bazı olası vitamin ve mineral eksiklikleri de tabii ki karşımıza çıkabiliyor. Ekranlarınıza geldi. Daha az et tükettiğimiz, daha az hayvansal protein tükettiğimiz B12. Için. Buyurun hocam. B12 en önemli. Bütün vejetaryenlerde, veganlarda olduğu gibi flexitaryenlerde tabii daha az görülen bir şey ama zaten sağlıklı insanların her yıl iki kere B12'lerini, kandaki B12'lerini kontrol ettirmelerini öneriyorum. Çünkü düşüklüğü, enerji düşüklüğü, algılama problemi, halsizlik, yorgunluk, depresyon farkında olmadan B12 düşüklüğü de tetiklenebilir. Benim herhangi bir şikayetim yoksa da baktırmadayım. Ben öyle bir şey saydıklarınızı hiçbirisini hissetmiyorum. Baktırın. Diyelim. Yine de baktırayım ben B12'me değil mi? B12 çok önemli. Çünkü normalden çok daha fazla aza indirgediğim için son 2 aydır et ve et ürünlerini hatta süt ürünlerini bir baktırmakta fayda var. Çinko. Çinko. Yine çinkoda büyüme ve bağışıklıkla çok çok ilgili. Demir çok çok önemli. Kalsiyum çok önemli. Bir de omega 3. Eğer hani omega 3 yağ asitlerini hiç şey yemiyorsanız da mesela balık yemiyorsanız, sadece kırmızı etten alıyorsanız, et yemek istediğiniz zaman omega 3 eksikliği de yaşayabilirsiniz. Yaşanabilir. Kalsiyum yine aynı şekilde. Kalsiyum, evet, kalsiyum da aynı şekilde. Eksikliklerini mutlaka baktırıp yerine koymamız gerekmekte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.